Saygıdeğer izleyenler, bugün Ünye Merkez Liseler Mahallesi ile Çınarlık Mahallesi'ni birbirine bağlayan ya da birbirinden ayıran Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde son 20 yıldır burada esnaflık yapan Ali Arslan Bey ile beraberiz. Birlikte oluşumuzun nedeni daha evvelde Akkuş-Niksar Caddesi'nin haddini bilmeyen sürücüler tarafından havanın kararmasından sonra olduğu gibi gün içinde de gelişi güzel egzozu patlak araçlarla motorcular, arabacılar derken buradaki insanları son derece gürültü kirliliğiyle rahatsız ettiklerinden dolayı buradayız. Burada yıllarını esnaflığa vermiş bu kardeşimiz bu haddini bilmeyen insanlar yüzünden kimi nereye şikayet edeceğini de şaşırmış. Son olarak da karşımızda bir elektrik var. Ona aşırı suretli geldiği için vurmuş, elektriğini kesmiş. Buradaki esnafların da dükkanının önleri karanlık. Bu elektrik aydınlatmayı sağlayarak insanların birbirlerini tanımasına vesile oluyor. Onun için biz yetkililerimizden, arkadaşım konuya girmeden evvela, buraya bu cadde üzerinde rally pisti gibi yarış yapan insanlara tek tek tespit edip patlak egzozlu insanlara, motoru patlak araçlara mutlaka bir ceza yazmalarını bekliyoruz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Eski bir muhtar olarak da söylüyorum. Bu mahallenin muhtarı var. Asayişinden birinci derecede muhtar da sorumludur. O da buralarla ilgili olarak yetkilileri gerek yazılı gerekse sözlü olarak uyaracak. Burada lamba yanmıyorsa elektrik direğinin dibine gerekirse sandalyesini koyacak, iş bitene kadar oradan kalkmayacak diyor. Sözü Ali Arslan kardeşime veriyorum. Buyur Sayın Ali Arslan, burada sizi dinledik. Adam gibi adamsın. Allah eksikliğinizi göstermesin. Sayınızı artırsın. Ne istiyorsun? Buyur söyle buradan. Bu görevi yapmakla yükümlü oldukları halde görevlerini ihmal eden gerek halkına, gerek seçilmiş atılmış yetkililere, gerekse muhtarına ve adalara. Biz yetkililerinin hepsine sesleniyoruz. Buyur. Buradan. Ben bu caddede 20 yıldır aynı bu olduğum yerde esnaflık yapıyorum. Şimdi burada çok sayıda bize ses gürültülü, kirlili yapan araç veya motosiklet, genelde motosiklet çocuklar. Bunu asayiş ne kadar önlüğü, ne kadar peşine düşüyor bilmiyoruz. Biz esnaf olaraktan burada rahatsız oluyoruz. Yeni yaşı tutmayan 10 yaşlarında bir vatandaşın çocuğu arabasını evden alıyor. Karşımızdaki aydınlatma direğine vuruyor. Evet, biz bundan faydalanıyoruz. Gece saat 9-10'a kadar burada alışveriş yapıyoruz ve buradan da vergimizi veriyoruz. Ticaretimizi yapıyoruz. Bu sefer karşımızdan, caddeden, yanımızdan dost mu düşman mı bilemiyoruz. Bunu hiçbir, bak biz çöp vergimizi, elektriğimizi gayet güzel, düzenli ödeyen vatandaşız. Elektriğini, suyunu, parasını veya elektriğin parasını takip ediyor tek de. Buradaki arızasını bunu bilmiyor mu? Yani muhtar da bilecek. Kesinlikle önce muhtar. Evet, evet. Oradan efendim şey, tek tabii ki. O da bilecek. Tekin işi sadece tekin arızasını, elektriğin arızasını gidermek. Biz ücretini ödeyeceğiz. O da hizmetini yapacak. Biz buradan hizmet alamadıktan sonra biz bunun yanan sokak lambalarını tek bunu kendi ödemiyor. Bütün vatandaş ödüyor. Doğru mu? Kesinlikle. Sokak lambalarının parasını bütün vatandaş ödüyor. Bu tek ilk kaza değil. Şu aşağıda yine yanmıyor direkt. Aşağıda yine yanmıyor. Burada hiçbir burayı Ünye'yi yöneten üst düzey kişilerden, bürokratlardan biz düzgün bir hizmet göremiyoruz yani. Şikayetçiyiz bundan. Ama şu vatandaşla şikayetçi dememiz doğru değil. Onlar biliyor. Onların görevi. Onlar bulacaklar bunu. Siz yeni bir araba almışsınız. Evet. Egzozunun patlak olduğunu marşa bastığında öğrenmişsiniz. Evet. Ama bize bir olumsuzluk yaşamışsınız. Evet. Onu buradan paylaşırsanız evet, en azından
devlete ve millete ne kadar saygılı bir insan ve esnaf olduğunuzu evet. ülke ve ünye kamuoyuyla öğrenmiş olur. Evet. Sizin insanı durup dururken şikayet etmeyeceğinizi bilir. Evet. Buyurun. Şimdi geçtiğimiz yıl içinde bir araç aldık. Aldığımız gün akşam eve gidiyoruz çocukla. Çocuğumla. Arabanın da egzozu patlak olduğunu ben de farkına vardım. Aşağıda kahvaltılık alışveriş yaparken yüksek ses çıktığını trafik polisi tahmin ediyorum. Geldi bize. Ehliyet ruhsat ceza yazmak istedi. Çocuk da daha biz yeni aldık. Bugün aldık. Tabii ki arızasını gidereceğiz dedi esnaf olaraktan. Sokak kişisi değiliz biz. Vergi mükellefiyiz. Biz orada bir dil tartışması oldu. Üslup sıkıntısı evet bize girdim. Ben dedim çocuğa ver ehliyetini memur bey yazsın. Nasıl olsa bu ceza devlete gidecek dedim. Bize hizmet edecek. O arada da tabii bu benim kelimemden dolayı pişmanlık duydu gibi bizi orada hadi bu seferlik dedi görmeyelim. Babana bağışlıyorum dedi bana. Biz orada tabii ki güzel bir şekilde artık tatlıya bağladık. Ayrıldık ama günün içinde bu kadar evet, senin egzozunun patlağını gören devletin seçilmiş adamı kendilerine şikayet edilenleri nasıl görmez? Zaten caddede günübirlik geziyor bu çocuklar veya araçlar. Çok büyük gürültü çıkaran egzoz arabalar var burada. Size gösterilen hassasiyeti sokakta gezen söz konusu şikayet edilenleri de göstersin diyor. Evet. Bunu istiyoruz yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İlginize, çalışmalarınıza kolaylık versin Allah. Amin. Allah razı olsun. Allah sizin gibileri de daim eylesin.